Ayrılı kuşlar insanoğlunun başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşım terk edilişle başlar ve yeni bir ilişkiye girene kadar devam eder. İşte daha ayrılık kuş sürecine girmemiş birini görüyorsunuz. Hayattan zevk alıyor. Çiçekleri kokluyor. Şarapları kokluyor. Koltuk altını kokluyor. Kısacası bir de cüssesine uymamış bir şekilde bale yapıyor. Kısacası yaşamın tadını çıkarıyor. Biraz da bokunu çıkarıyor. Gel hayatım. Gel. Gel bir tanem, gel buyur otur. Hayatım. Senin için çağırdım biliyor musun? Bugün benim için çok özel bir gün. Aa, niye özel? Bugün bacaklarına bakmamın yıl dönümü. Gerçekten çok özelmiş aşkım. O yüzden sana bir hediye aldım. Bu büyük büyük annemden anneanneme kaldı. Ondan anneme kaldı. Bir ara teyzem onu annemden çaldı. Sonra annem onu vurdu geri aldı. Aile yadigarı bir hediye. Sana. Tuvalet pompası mı? Sedef işlemeli. Büyük büyük dedem sarayda pompacı başıydı. Pompaladıkça beni hatırlarsın hayatım. Bir tane. Yıkadın değil mi bunu? Bir suya tuttum aşk. İbo, benim de sana söyleyeceklerim var. Buyur hayatım, söyle. Sana bir iyi, üç kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim? Kötülerden başla bir tane. Tamam. Senin hani çok sevdiğin bir kazağın vardı ya. Evet. Onu kuru temizlemeciye vermiştin. Evet, hatırladım. İşte o kuru temizlemeye gittim ama kapatmışlar, yerine kuru pilavcı açmışlar. Aa, kuru temizlemeciyi nereye taşımışlar? Onu da üç binayı yana taşımışlar, otokurulama açmışlar ama orayı da kapatmışlar. Not falan bırakmamışlar mı? Bırakmışlar, böyle işler kuru kuruya olmayacak, biz memlekete dönüyoruz diye. İkinci kötü haber ne? İkinci kötü haber de hani sen sürekli evini tarif ederken Şen Bakkal'ın karşısında diyordun ya. Ha, Şen Bakkal'ı arkanı ver. Direkt karşı gibi ne diyordum, evet. Hah, işte o Şen Bakkal'ı kapatmışlar, yerine pavyon açmışlar. Bunda ne kötü bir şey var, nedir ki? Nasıl ne kötü bir şey var, İbo, nasıl tarif edeceksin evini? Arkanı pavyona ver, tam karşıda mı gideceksin? Kim arkasını pavyona verir, İbo? Ha, doğru söylüyorsun ya. Üçüncü kötü haber ne aşkım? Üçüncüsü de işte ben senden ayrılıyorum. Oha, haberi 180'le girdin ya. Ya verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür dilerim İbo. Bir de bana Büyükşehir Belediyesi gibi açıklama mı yapıyorsun? Ne yapayım, seni sevmiyorum işte, anla. Hani kadınlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanırdı? Ya beni güldürmek için sürekli gıdıklıyorsun İbo. Mizahın iğrenç. Senin de bir sürü tikin var, ben bir şey diyor muyum, al. Dur. Ah. Yapma. Ah. Ananı. Yılan. Ah, ne yapsam yapıyorsun, ah. İbo, ne yapsam yapmadım. Yapıyorsun, ah. İbo, ah. Dur. Yapma bak, içim kan ağlıyor zaten. Ne için kan ağlıyor? Şakır şakır oynuyorsun. Ne için kan ağlıyor? İbo yapma. Ah. İbo dur. Ah. İbo yapma. Ah. Ne olur yapma. Tamam git. Üç tane kötü haber verdin. Bir iyi haberin neydi? Üç kötü haber, bir iyi haberi götürdü İbo. Üzgünüm. İşte bu andan itibaren arkadaşımız artık bir ayrılık kustur. Birinci evre isyan. Ani bir şekilde terk edilen ayrılı kuz, ilk evrede ne yapacağını bilemez ve tek çözümü isyan etmekte bulur. Bu isyanı sabırla dinleyebilecek tek kişi ayrılı kuzun en yakın arkadaşı Hamdi Kuz'dur. İnanabiliyor musun kanka? Beni terk etti gitti ya. Hem de giderken şakır şakır oynuyordu. Bir şey olmaz oğlum ya, biri gider biri gelir lan. Doğru söylüyorum. Bak müzik kutusu aldım. Öyle mi? Ha, istediğin müziği çalayım bak. Hadi bir bak, parça çal. Hadi senin için gelsin. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Bak sesini açayım abi. Biliyorum. Biraz daha açayım abi. Açayım. Boşuna bekleme. Aramaz gururunda. Kanka kolum patladı ya. Vallahi. İşte öyle kanka. Ne anılarımız vardı ya. Hatırlıyorum bir kere yatağına kahvaltısını götürmüştüm. Dedi yatağa kırıntı döküp de çarpılalım dedi. Ağzıma tekmeyle vurmuştu kanka öyle.
Sonra bir gün istediği ayakkabıyı alamadım. Bak pratik kız. Ayakkabıyı alamayınca benim böbrekleri internetten satışa çıkarmış kanka. Ameliyatın ertesi günü gittim aldım. Öyle iyi kızdı kanka ya. İyi kız mı? Hala iyi kız diyorsun İbo. Vallahi helal olsun sana. Oğlum şeytanın ta kendisiymiş. Hala beni Siri takılı kanka. Beni seviyorsun. El kol hareketi yapıyorsun. Niye beni aramıyorsun? CD mi takıldı lan? Takıldı ama kafasına göre takıldı kanka. Kanka hiç anlamadın mı oğlum seni terk edeceğini? Anladım aslında da anlamamazlıktan geldim kanka. Böyle başladığım Masar diye bir arkadaşım var, onunla sinemaya gittiler. İşte Fuat diye arkadaşı var, onunla tiyatroya gitmeler. İşte Masar'ı Fuat alıyor, Özkan diye bir arkadaşı var, onunla kalmalar. Masar, Fuat, Özkan benim kız. Sabaha kadar diday diday day kanka. Oğlum bazı kızlar erkeklerden hoşlanıyorlar yani. Arkadaşlık etmek istiyorlar onlarla. Benim kız mesela örnek. Geçen gün Metin Ali Feyyazlar'la takıldı. Senin kızın defansı sağlamdır inşallah kanka. Bu ne demek şimdi bu? Neyse sen anlayacaksın yakında ne demek olduğunu. Kardeşim bir isteğin var mı? Sen biliyorsun ne isteyeceğimi. Biliyorsun. Ha. Abi yapmayın be. Gözünüzü seveyim. Duruma uygun o şarkıyı. Çalacaksın abi. Abi çok sıkıldım. Duruma uygun ama bizim duruma uygun. Abi istemiyorum ya. Ya duruma uygun. Ya istemiyorum. Lan oğlum parasıyla değil mi? Çalacaksın. Ya yapma hayır ya yapma be. Ya gözünüzü. Giden günlerim oldu. Seni anladım, yuma bakmadım o adam. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Tamam tamam isteme isteme şey. Eyvallah abi. Tamam hadi gir. İkinci evre durumu kabullenememe. Bu evrede durumu kabullenemeyen ayrılık uslar çareyi eski sevgililerinden bir şans daha istemekte bulurlar. Ve içip içip kapılarına dayanırlar. Zeynep! Çık dışarıya Zeynep! Çık dışarıya! Elma dersem çık, armut dersem çıkma! Elma Zeynep, elma! Çık! Çık dışarı! Çık! İbo ne yapıyorsun? Kalkaya ne yapıyorsun burada? Sana geldim Zeynep. İkimizin şarkısını söylemeye geldim. Yüreğinin teli titrer de geri dönersin diye. İbo yapma. Johnny, 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 işte meydanı. İyi günün dostu, dar günde hani, kötü günde hani, hani, hani. Al işte ağlıyorsun, hala beni seviyorsun. Niye beni aramıyorsun Zeynep? Seni sevmiyorum İbo, ne olur baksana arta kalan hislerimin dibini de ekmekle sıyırma. Eskiden hislerimin suyuna da ban derdin Zeynep. Şimdi dibini mi sıyırmaya geçtik ya? Ya beni affet ne olur, daha iyi biri olacağım, söz veriyorum ya. Sorun bu zaten, sen çok iyisin. Bak ben artık hayatımda vahşet istiyorum, biraz heyecan istiyorum. Ben artık binek araç değil, dozer kullanmak istiyorum İbo. Öyle olsun Zeynep. Ben gidiyorum ama şunu unutma ki yerimi asla dolduramayacaksın. Asla dolduramayacaksın Zeynep. Maşallah kendine dozeri bulmuşsun. Evet. Problem mi var? Yok aşkım. Dozerimi buldum. Şimdi o dozerle senin gibi bir gece konduyu yıkmadan git buradan. Gidiyorum. Ama seçim zamanı o için bu gece konduya tapu vermeye kalkma. Demezler Zeynep. Ama şunu unutma. Seni er ya da geç geri alacağım tamam mı? Er ya da geç geri. Kol hareketi yapma lan! Giderken sana son kızım atacağım Zeynep. Yapma! Yapma! Lan yapma! Yapma! Yapma lan! Yapma! Yapma oğlum yap! İbo yapma! Yapma lan! İbo yapma dur! Yapma! Kendin gibi ucunu bulmuşsun be! Gidiyorum ben! Aşkım niye hala oynuyorsun? Sen oynuyorsun diye. Ben de sen oynuyorsun diye oynuyorum. Ne yapacağız? Gidelim de bir düğünde yardıralım bari, gel. Ayrılık usun ümitleri tükenmiştir. Geri dönüşün imkansız olduğunu anlayınca çaresizlikten depresyona girer. Saçı sakalı salar, maymuna döner.
Sana para atmadım ben. Bu seferki benden be abi. Helal be kanka. Ayrı kuz kendini yemeğe vurur. Her gördüğü şey onda duygusal bir çöküntü yaratır. En ufak şeylere bile ağlamaya başlar. Bardak. Zeynep'im de böyle ince belliydi ya. Neden beni terk ettin gittin Zeynep? Sen masa. Neden köşen sivri? Neden? Neden köşen sivri? İnsanlar çarparsa ne olur? Ya sen dertli müzik kutusu. Sen hiç sevmedin mi? Hiçbirine aşık olmadın mı? Abi ben sevsem ne olacak? Şuncacık yer ne kara atarım ne kız atarım. Burada bir hiçbir şey yaramaz. Helal olsun sana. Devam et be. Yeter oğlum adamı derbeder ettin lan. Oğlum, abicim bir dakika bir şans ver ya. Bak sen de ikincik. Hay lan kafana, hay lan. İbo, oğlum bu ne hal lan? Zeynep, sen mi geldin aşkım? Lan oğlum sen, lan oğlum dur lan. Manyak mısın sen lan? Oğlum, kendine gel oğlum. Hamdi. Bu ne hal lan? Hamdi sen misin abi? Oğlum ne yapıyorsun sen? Hadi hadi kalk, eğlenceye gidiyoruz. Hadi hadi. Ne eğlencesi? Ben maymuna döndüm, gelmiyorum hiçbir yere ya. Oğlum memleketten kuzen geldi, gezdireceğim diye söz verdim lan. Ya ne kuzeni istemiyorum kuzen muzen. Git kendin hadi, gezdir hadi, kendi hadi. Kuzenini. Ya, ya oğlum hadi iyi ya. Ya istemiyorum. Hamdi abi. Hamdi abi hadi gitmiyor muyuz? Ne? Ve ayrılık kusumuz bu karşılaşmayla son evre olan hayata yeniden tutunma evresine adımını atmıştır. Artık yeni umutlar, yeni hedefler, yeni bir aşk ve yeni serüvenler onu beklemektedir. Bir başka belgeselimizde görüşmek üzere. Esen kalın.